Merhaba arkadaşlar. C#'ta DevExpress ve katmanlı mimari yapısıyla oluşturacağımız kafe otomasyonu serimizin 66. dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde yeni kullanıcı ekleme ve kullanıcıyı güncelleme işlemlerini anlatacağız. Bu arada şu butonumuzun tekstini de yeni olarak değiştiriyorum. Evet, şimdi bu işlem için kullanıcılara geliyorum. Sağ tıklıyorum. Yeni bir tane DevExpress formu. FRM kullanıcı kaydet. Evet, bu yapıyı oluşturacağım. Şimdi aslında bu daha önce bu işlemi FRM kaydolda yapmıştık. Ancak şimdi burada şurada hem ekleme hem güncelleme işlemleri yapacağımız için ayrı bir formda olması daha iyi olur diye düşündüm. Dolayısıyla şu kaydolu açıyorum. Şu başlığı alıyorum. Ctrl C. Buna LBL başlık diyorum. Kullanıcı kaydetme sayfası. Grup kontrolü de kopyalıyorum. Burada zaten başka bir şey yok. Bir de tabii diğer araçları da almamız lazım. Bu araçları da seçtikten sonra Ctrl C ile kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Tamam, bu şekilde şöyle biraz yukarı çıkardık mı daha iyi olur. Tamam, bu şekilde kalsın. Evet, şimdi burada data binding işlemlerini yapalım. Daha önce burada işlem yaptığımız için hepsinin name özelliği değiştirilmiş durumda. Şu mesela toggle aktif mi vesaire. Bir de arkadaşlar şimdi burada bize lazım olan kullanıcı admin mi? Tabii bunu da varsayılan olarak hemen kullanıcıları açıyoruz model altındaki. Biz zaten false olarak atamıştık. Şimdi aktif mi? Bu varsayılan olarak true. Tabii bunu değiştirebiliriz biz eğer istersek. Şuradan toggle'dan değiştirebiliriz. Her neyse, şimdi kod kısmına geçiyorum. Bir tane kafe context tanımlıyorum. Context. Kullanıcılar tanımlıyorum bir tane. Evet. Alt çizgi kullanıcılar. Yapıcı metot içerisinde de parametre olarak bir tane kullanıcılar kullanıcılar. Tamam. Formun kullanıcıları dışarıdan gelen kullanıcılara, parametredeki kullanıcılara eşit olacak. Evet, burası tamam. Şimdi
Toggle ile başlıyorum. Data binding nokta add. Bunun özelliği edit value olacak. Sonra data source'umuz ikinci parametre. Bu da kullanıcılar veri kaynağımız yani. Data member yani ilgili alan. Bu neydi? Aktif mi sanırım? Aktif mi? Bir de arkadaşlar diğer parametremiz de format. Formatı da tur yapıyorum. Ardından şöyle sırayla gidelim. Hemen kopyala yapıştır yapacağız. Ad soyad için yapıyorum. Ad soyad telefon adres şeklinde gidiyor. Txt ad soyad nokta data binding nokta et text kullanıcılar ad soyad ve tur. Tamam, şimdi bunu kopyalayabiliriz. Hatta şuradan da bakabiliriz. Ya da bu şuradan kalsın. Neyse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sanırım 11 taneydi. Her neyse. Eğer fazlaysa sileriz. Eksikse de ekleriz. Şimdi ad soyad adres telefon. Telefon da var. Neyse. E-mail sıralama biraz farklı oldu sanki ama telefon, adres, e-mail, görev, kullanıcı adı, görev, kullanıcı adı, parola, ardından soru, cevap, açıklama, şurası, soru, cevap, soru, cevap, açıklama. Şimdi şu data member'ları değiştiriyoruz. Açıklama, şurası cevap olacak, soru, parola, kullanıcı adı. Tamam. Şu görev nasıldı bakalım. Görevi mi görev mi dedik. Ben ona bakalım. Görevi. Tamam, görevi. Şurası e-mail olacak. Telefon ve adres. Evet. Bu şekilde burası. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar olsun. Bir sonraki derste de artık duruma göre ekleme veya güncelleme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Tabii burada şöyle bir şey de var. Her iki durumda ekleme ve güncelleme işlemlerinde kullanıcı hareketlerini de gözlemek açısından kullanıcı hareketlerine de kayıt ekleyeceğiz. Artı tabii burada bir de yeni kullanıcıysa rollerini de tanımlamamız gerekecek. Evet arkadaşlar, bu dersimiz de bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.